Herkese merhaba. Bugün çok daha farklı bir şeyle geleceğim. Uzun süredir benden istediğiniz bir video vardı. Instagram'dan sürekli işte hani yurtta kaldıysan yurtta kalmakla alakalı işte dezavantajları, avantajları nedir? Bu şekilde bir video hazırlar mısın diye soruyordunuz. Ve bunu hazırlayabileceğimi düşündüm. Çünkü sanırım hepinizden uzun süre boyunca yurtta kalmış olabilirim. Yani üniversite hayatım boyunca ve aynı şekilde lisede de yurtta kaldım. Lisede ailemden uzakta okuyordum ve daha küçük zamanda yurda geçtiğim için benim için avantajlar daha fazla oldu. Üniversitede de aynı şekilde avantajlar vardı. Bunları o yüzden anlatmaya geldim. O zaman başlayalım. Çok değişik oldu. Başlayalım. Şunu söyleyebilirim, lisede zaten önce ailemden ayrıldım ve Balıkesir'in bir ilçesinde yaşıyordum. Balıkesir'de bir liseyi kazandığım için Balıkesir'de kalmam gerekiyordu. O yüzden ailem yurtta kalmak için yurda yazdırdılar beni. Öncelikle tek kişilik bir odaya yazıldım. Daha doğrusu ailem işte rahat etmem için hani iki kişilik, daha doğrusu tek kişilik değil, iki kişilik bir odaya beni kaydettirmişler. Ama iki kişilik odadaki arkadaşımı hiç tanımıyordum ve ben daha 9. sınıf olmama rağmen o son sınıftı. Ve bu yüzden pek anlaşamadık. Onun çalışma saatleri, çalışma düzeni çok değişikti. Saat 6'da kalkıp ders çalışıyordum. Bu da bana normal olarak çok garip geldi. İlk gün şu şekilde olduğumu hatırlıyorum. Yorganı şurama kadar çekmişim. Şöyle tutup şöyle şeyden baktım yani. Bu saat 6'da ne yapıyor olabilir yani diye şöyle bakmıştım. Hani korktuğumu hatırlıyorum. Çünkü seni bırakıp hani aile oraya bırakıyor ve gidiyor. Kimi zaman aileler hani bırakmıyor bile yani. Otobüse bindiriyorlar ve çocuk gidiyor, yurtta kalıyor falan. Bu lise çağında birisi için gerçekten çok zor. Çünkü 14 yaşında hani 14 yaş civarlarında oluyoruz. Ve daha şehir dışı ne çok fazla hani bilmeden. Gerçi şimdiki gençler birazcık daha böyle hani hızlı büyüdükleri için. Onlar birazcık daha aktif ama o zamanlar ben hani ilçe dışından hani çok fazla çıkmamıştım. Kendim hiç çıkmamıştım. Ailemle gidiyordum sadece. Bu yüzden beni bıraktıklarında hani bayağı sudan çıkmış bir balık gibi oldum yani ne yapacağımı şaşırdım. İlk gün o şekilde böyle bir korku yaşadım ve sonra annemle dedim ki ben dedim burada kalamayacağım dedim. Yani hani bu kızla kalamayacağım dedim. Çünkü işte akşam arkadaşları geliyor kakariki geliyor çünkü o hani kaç senedir o yurtta kalıyormuş. Ben daha ilk defa gidiyorum. Arkadaşları büyük ve ben adapte olamadım. Sonra benim şansıma karşı çapraz odamda 4 kişilik bir oda vardı. Oradan bir kişi ayrıldı yurttan. Benim yaşımdaydı hepsi. Benim de yani benim gibi ilk hepsi yeni gelmişlerdi oraya. Ben dedim ki geçmek istiyorum dedim. İşte yurt müdürüyle konuştum falan. Ve arasında fiyat farkı var yani. İki kişilik odanın fiyatı daha yüksek. Ondan sonra işte bizimkilerle söyledim. Ben dedim geçmek istiyorum dedim. Yani sen bilirsin dediler. Yurt müdürüyle konuştum. Hemen 4 kişilik odaya geçtim. Ranzaların üstünde kalıyordum. Hiçbiriyle aynı okulda değildik. Farklı okullardaydık. Ama hepsi benle eşit olduğu için ısınmamız daha çabuk oldu. Birbirimize daha çabuk hani kenetlendik. İşte sohbetler, muhabbetler. Yani şu zamana kadar yaşadığım güzel anıların hani üniversite ve lise hayatında hani güzel dostlukların, güzel anıların böyle hani arkadaşlığın bunların hepsini orada az buçuk öğrendim. Yurt o yüzden çok avantajlı. Ama sorarsanız işte lisede evde kaldın mı diye sorarsanız evet. Bir sene boyunca yurtta kaldım. Daha sonra benim için dezavantajı yurdum ders çalışamamak oldu. Notlarım çok düşük gelince hani ailem de notlarım düşük olduğunu fark etti ve çalışamadığımı hani onlara söyledim. Dedim ben çalışamıyorum yani gerçekten yurtta çalışılmıyor. Belki de sadece benden kaynaklı bir şeydi çünkü diğer arkadaşlarım iyi çalışabiliyorlardı. Dedim ki hani ben yapamayacağım ne yapalım falan diye düşündüler. Daha sonra işte hani o zaman eve çıksın hani eve çıkartalım dediler. Dedem geldi daha sonra. O benim başımda durdu. Benle birlikte 3 sene boyunca dedemle birlikte yaşadım. Tek başına evi çekip çevirebilir miydim? Sanmıyorum. Çünkü zaten Balıkesir çok böyle hani sosyal bir tip olmadığım için Balıkesir evet küçük ama çok böyle aktif değildim yani. Gidip kafelere oturmuyordum. Oralarda buralarda gezmiyordum. Yani kötü bir şey olarak söylemiyorum bunu. Ben yapmadığım için Balıkesir'i çok bilmiyordum. O yüzden işte elektrik faturası, su faturası bunlar nereden ödenir, nasıl ödenir bunlar bende yoktu yani. Evi o yüzden çekip çeviremezdim ve tek başıma da yani 15 yaşında tek başıma evde kalmama izin vermezlerdi. Dedemle birlikte evde kalmaya başladık. 3 sene boyunca en büyük destekçim dedem.
problem oldu. Yani sürekli işte hani sadece sen ders çalış, hani sadece sen ders çalış diyordu. Temizliği yapıyordu, yemekleri yapıyordu, bulaşıkları yıkıyordu. Ben yapayım dediğim zaman kızıyordu ve beni direkt odama yolluyordu. Benim için evin avantajları şöyle oldu. Evde 3 artı 1 bir evdi. Dedemin kendi ayrı odası vardı. Bir oda benim yatak odamdı ve bir oda boş olduğu için orayı da çalışma odam yaptım. Sadece masa, sandalye ve kitaplık vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Annem hatta dinlenmek için bir koltuk koyalım dediğinde hayır dedim, istemiyorum dedim. Çünkü eğer bir koltuk olduğu zaman benim direkt gözüm oraya kayıyor. Ders çalışmaktan caydığım an gözüm oraya kayıyor. Ve çalışma odamın küçük bir balkonu vardı. Yazları balkona masayı hani çekip balkonda çalışıyordum. Hani sokağa baktığı için çok aktif bir caddenin üstüne bakmıyordu. Sokağa baktığı için benim balkonum çok fazla benim dikkatimi dağıtacak ses gürültü olmuyordu. O yüzden balkonda da çalışabiliyordum. Ama yurdum bana avantajları şöyle oldu. Eğer ilk senenize direkt eve çıkmak isterseniz ya üniversitede ya da lisede hiç fark etmez. Çünkü üniversitede de aynı evleri yaşadım. Üniversitede de 2 sene boyunca yurtta kaldım. Daha sonrasında eve çıktım. Aynı evleri yaşadım. Ama eğer ilk sene, ilk üniversite veya liseye gittiğim ilk sene direkt eve çıksaydım, edindiğim arkadaşları edinebilir miydim? Aslında edinebilirdim. Yani benim için çok değişen bir şey olmadı. Yani benim yurtta edindiğim arkadaşlarım daha sonra evet görüşüyorum ama şu an en yakın arkadaşlarım okulda edindiğim arkadaşlarım. Yani şu an mesela liseden çok yakın arkadaşım var. Hani Cemre, Instagram'dan takip edenler de biliyorlar. Cemre ile mesela yurttan tanışmıyorduk. Hani eve taşındım. Evle aynı mahalledeydik hani. Aynı zamanda da aynı servis güzergahında olduğumuz için aynı servise biniyorduk. Bu yüzden hani Cemre ile daha samimiydik. Okuldan da çok samimiydik. Diğer yurttan arkadaşlarımla bir süre sonra hani aramdaki bağ birazcık uzaklaştı. Hala mesela aradığım zaman konuşuyoruz, mesajlaşırız, işte buluşuruz aynı şehirde denk geldiğimiz zaman. Ama dediğim gibi en yakın arkadaşlıklar okulda daha çok zaman geçirdiğiniz yerde ediniliyor. Yurt arkadaşları da evet daha sonrasında koparmazsanız bağınız iyi arkadaşlık ediniyorsunuz. Bunu çok fazla örneklerinde gördüm ama ben de öyle olmadı açıkçası. İlk sene direkt eve çıksaydım da beni çok çok etkileyen bir şey olmaz. İşte şey diyorlar işte ilk sene eve çıkma arkadaş edinemezsin. İşte yurda çık birazcık arkadaş edin falan. Hani sosyalleşirsin yurtta, evde sosyalleşemezsin. Böyle bir şey yok. Çünkü okula ilk gittiğiniz zaman sınıf tamamen birbirine yeni. Herkes birbiriyle kaynaşmak istiyor. O yüzden sınıfta zaten bir grubunuz, bir çevreniz oluyor. Hani yurtta apayrı bir çevre oluyor. Çünkü yurt birazcık daha karmadır. Aynı okula ait olmuyor veya aynı bölüme ait olmuyor. Mesela hani bizim hani 9 Eylül'de 9 Eylül'le ait hani Buca'da bir kız yurdu var ama içinde tıp fakültesi, hukuk, ne bileyim fizyoterapi, hemşirelik her bölümden var. Aynı odaya bazen gelemeyebiliyorsunuz hani kendi bölümünüz, kendi sınıfınızla. Üst dönemler, alt dönemler falan oluyor. Çok zaman geçiremeyeceğiniz arkadaşlıklar oluyor. Daha sonra onlar bazen bölünebiliyor, parçalanabiliyor. Zaman geçiremediğiniz için araya mesafe girebiliyor. Ama daha çok hani ortak vakit geçirebileceğiniz sınıf arkadaşlarınızla ya da aynı bölümden, aynı sınıftan arkadaşlarınızla daha çok vakit geçireceğiniz için, daha çok hani ortak zamanınız, ortak planlarınız olacağı için daha iyi arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Benim fikrim bu yönde. Tabii direkt ilk çıktığınız zaman işte ev arkadaşı bulamayacağınız için daha masraflı oluyor. Orada da hani haklısınız. Ama genellikle hani herkes, hemen hemen herkes bizim okulda okula ilk geldikleri zaman işte hani ilk sene yurtta kalayım, sınıftan arkadaş edineyim, sonra 2. sene yurda eve çıkayım hani kafasıyla geliyorlar. Hemen hemen herkesin yaptığı da bu oluyor zaten. Ya da ilk sene işte birkaç ay hani şey yaparım ya da bu işte Face'den, Instagram'dan o dönemin yeni açılan işte ev bulma hani sayfalar oluyor. Bir de size şöyle küçük bir öneri vereyim. Onu da denedim. Hani o tarz Facebook sayfalardan ya da işte bu internet sitelerinde işte bazı işte ev arkadaşı bulma yerlerinden arkadaş buldum. Kendi fikirlerinizi her şeyi söylüyorsunuz diyorsunuz ki bakın işte hani ev benim evim. Ben hani kiracı alacağım. Hani kirayı ikiye veriyorsunuz. Diğer hani şeyleri de faturaları da ikiye veriyorsunuz. Eşyaların hepsi bana ait. Hani ekstra mesela işte kirayı yarıya değil de ne bileyim işte 100, 1200 ise 600, 600 değil de işte 650 işte 550 ya da işte 700-500 şeklinde ödeme imkanınız da var aslında. Yani ona daha fazla kira ödeyebilirsiniz. Çünkü eşyalar sizin. Kullanılacağı her eşya sizin. Yatacağı yatak sizin. Hani ben mesela kendime feragat edip dedim ki hani sadece faturaları ikiye bölerim, kirayı ikiye bölerim. Eşyalar benim ama hiç sorun değil. Hani ben çünkü parası için ev arkadaşı istemiyorum. Ben evde gerçekten çok sıkılıyorum tek başıma ve konuşacak hani anlaşacak hani kimse yok. Bu yüzden bir ev arkadaşı arıyorum diyerekten bir ev arkadaşı bulmuştum.
Gerçekten hayatımın hatasını yaptım. Çünkü karşı tarafı tanımadan eve aldığınız zaman hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyini. Ve çok değişik sürprizler çıkabiliyor. Benim size önerim en yakın arkadaşlarınızla sakın eve çıkmayın. Kesinlikle çıkmayın. Bunu da söylüyorum. Tanımadığınız insanlarla da çıkmayın. Eve çıkacağınız insanlar hani arkadaş, yani dostunuz olmasın. Arkadaş olsun. Çünkü dostunuz eve çıkarsanız arkadaşlığınız bozulur, dostluğunuz bozulur. Bunu söyleyebilirim. Çok nadir bozulmaz. Hani çok nadir bozulmaz zamanlar olur ama genellikle dostluklar bozulur, çatırdar, kavgalar olur. Bunu da çevremde de görüyorum. Kendi yaşamışım da var. O yüzden benim size önerim bu. Yurdun avantajları, dezavantajları bunlar. Hani evin dezavantajları ve avantajları bunlar. Maddi durumunuz eğer çok gerçekten böyle hani götürmeyecekse ilk sene yurtta kalıp daha sonra birisiyle bir arkadaş edinip onunla birlikte eve çıkabilirsiniz. Eğer aileniz derse ki işte tamam ben evi karşılayabiliriz. İlk sene evde kalırsınız, ikinci sene yanınızda ev arkadaşı alırsınız. Arkadaşlarınızdan birini ev arkadaşı olarak alırsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim yaşadıklarım bu kadar. Daha fazlası var ama. Size aktaracaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Başka video fikirleri, işte şunu da çeker misin, bunu da çeker misin dediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Takip etmek için sağdan ya da soldan şuralardan bir yerlerden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.